küfre olan sempatilerine dair belirtiler olduğunu anlatmıştınız. Örneğin sosyal medyada bir şey yazdığında orada küfre aslında ben de sizin gibiyim imajı verecek, imasını verecek. Araya kelimeler, cümleler koyması. Evet. Münafık çok kapalı usluptan hoşlanır. Yani çok şifreli konuşmak ister. Müslümanların anlayamayacağını düşünür ahmak olduğu için. Bir şeytanı destası ahmaktır diyor Bediüzzaman. Yani desteseci şeytan ahmak bir şeytandır diyor. O gizli şifreli uslup mesela semboller vardır. Münafıkların kullandığı semboller. Ondan bir şey anlatmak ister. Mesela böyle dinden de alay eder. Ahmak kafasıyla alay edildiğini fark etmediğimizi zanneder. Mesela alay etmek için kitap çıkartır. O ahmak kafasıyla bizim onu anlamadığımızı zanneder. Halbuki belli ne amaçla yaptığını. Ama en bariz vasıfı ne yaparsan yap. Yani cinsiz sapık bulan böyle manyak tipler oluyor. Bir türlü sapıklıktan vazgeçmez. Ne yaparsan. İlla küfürle bağlandı. İlla. Müslümanlar mesela gizli bilgilerini aktarır. Kendince Müslümanları mağdur edecek bilgileri aktarır münafık. Ondan o şeytani ruhu tatmin bulur. Nasıl böyle vampir kan emince rahatlıyor. Münafık da ahlaksızlık pislik yaptığında rahatlar. Ama o bir yarasa gibi takip, yani yarasanın uçuşunu takip eden bilim adamı nasıl onu görür? Öyle görüldüğünü bilmez münafık. Müslümanlara bir parmağını takıp oynattığını zanneder. Mesela peygamberin yanında adam katiplik yapıyor. Diyor ki biliniyor münafık olduğu. Alçaklık yaptığı biliniyor. Ama diyor ki Resulallah ben seni çok seviyorum diyor. Hiç yanına, mesela sabah kalkıyor sabah yemek yiyor yanına ya geliyor. Şimdi bakan halk diyor ki adam ne kadar çok seviyor. Hatta imreniyor. Halbuki o bir boş anda, belki boş bulun da peygamber Müslümanların bir savaş stratejisini söyler. Mesela saldırının yapılacağı yeri söyler. Değil mi? Mesela oraya, mesela şuraya hendek kazın diye der. O haberi kollamak için geliyor. Sevdiğinden değil. Alçaklığından. Çünkü istihbaratçılıkta böyle bir kafa da var. Yani sen yanında bekle, mutlaka ağzından bir şey kaçırır kafasındalar. O da o şeytani taktiği orada uygular. Yani çünkü insan olur değil mi? Boş bulunur ağzına. İllaki bir şey kaçırır diye düşünüyor. Amacı bu yani. Mesela diyor ki dilleri baldan daha tatlıdır diyor. Tirmizi'de peygamberimiz. Ancak kalpleri kurtlarınkinden daha vahşidir. Böyle satanist gibi. Manyaktır yani. Pisliktir. İslam aleminin şu anki belasının tek nedeni bu.